Eksi 4'e 6 noktasından geçen yatay doğrunun denklemini bulunuz. Eksi 4'e 6 noktasından geçen yatay doğrunun denklemi. İsterseniz gelin bu doğruyu gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Tabi buna benzeyen sorulardan yeteri kadar çözüp işin mantığını anladığınızda artık çizim yapmanıza da gerek kalmayacak. Eksi 4 virgül 6 noktası ikinci çeyrekte. Bu x, bu da y ekseni olsun x yönünde eksi 4, 1, 2, 3, 4, y yönünde de 6 birim ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bahsi geçen nokta işte burada. Eksi 4'e 6. Bizden bu noktadan geçen yatay doğrunun denklemini bulmamızı istiyorlar, öyle değil mi? Bu yatay doğruyu şu şekilde çizebiliriz. Ve şimdi de sıra bu doğrunun denklemini bulmaya geldi x'in alacağı herhangi bir değer için y'nin her zaman 6'ya eşit olması gerekiyor. Bu, y eşittir 6 doğrusu. x hangi değeri alırsa alsın, y her zaman 6'ya eşit olacağı için, bu doğrunun denklemi y eşittir 6'dır. Gelin bir tane daha yapalım. y eşittir eksi 4 doğrusunun eğimini bulunuz. Az önceki gibi yine bir çizim yaparak başlayalım. Önce eksenleri çizelim. Bu x, bu da y ekseni. y eşittir eksi 4 doğrusunun eğimi, x hangi değeri alırsa alsın, y eksi 4'e eşit olacak. Ve işte size y eşittir eksi 4 doğrusu. Aynen bu. Şimdi de eğimi hakkında konuşalım. Bana y'nin x'e göre nasıl değiştiğini söyleyebilir misiniz? Bakın, x nasıl değişirse değişsin, y değişmiyor ve eksi 4 olarak kalıyor. y'deki değişim bölü x'teki değişim x'teki değişimin ne olduğunun hiçbir önemi yok çünkü y'deki değişim her zaman 0 ve bu yüzden eğim de 0. x'i nasıl değiştirirseniz değiştirin, y değişmeyeceği için bu doğrunun eğimi 0'dır. Evet, hemen bir tane daha. Bu sefer de x eşittir eksi 3 doğrusunun eğimini bulacağız. Hemen bu doğruyu da çizelim. Önce eksenler, x ve y eksenleri, x eşittir eksi 3 eksi 1, eksi 2 ve eksi 3. Ve doğru da buna benzeyen bir şey olacak. Evet, y hangi değeri alırsa alsın, x her zaman eksi 3'e eşit olacak. Peki bu doğrunun eğiminin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Tabii ki tanımsız. Tüm dikey doğruların eğimleri tanımsızdır. Eğim, y'deki değişimin x'teki değişime oranı olduğuna göre, hemen yazalım, y'deki değişim bölü x'teki değişim ve bazıları bunun sonsuz olduğunu söylerler. Eksi sonsuz da olabilir ve zaten eğimin tanımsız olmasının sebebi de budur. Seçeneklerden tanımsızı işaretledik. Gelin hemen bir tane daha yapalım. Eksi 5 virgül eksi 2 noktasından geçen dikey doğrunun denklemini bulunuz. Pekala. Hadi bu sefer çizim yapmayalım. İsterseniz cevabı bulduktan sonra çizeriz. Söz konusu olan dikey bir doğruysa bu x'in değişmeyeceği anlamına geliyor. Hemen yazalım. x değişmeyecek. Eğer yatay bir doğrudan bahsediyor olsaydık da y değişmeyecekti. x'in değişmemesi x'in sabit bir değere eşit olması demektir. Bize eksi 5 virgül eksi 2 noktasını vermişlerdi. x'in değeri değişmiyorsa bu, x'in bu noktada ve her noktada eksi 5'e eşit olacağı anlamına gelir. İsterseniz çizimi şimdi yapabiliriz. Sanırım düz bir doğru çizersem daha iyi olacak. Bu x ekseni, bu da y ekseni, eksi 5 virgül eksi 2, eksi 5'e eksi 2 noktası. Bunu işaretleyelim. Eksi 1, 2, 3, 4, 5, bu da eksi 1 ve 2. Evet, bu noktadan geçen dikey bir doğru çizmemiz lazım. Aynen böyle. x'in değişmediğini görüyorsunuz değil mi? y'nin değeri ne olursa olsun, x her zaman eksi 5'e eşit. Başka bir deyişle bu yatay bir doğru, eğimi tanımsız ve denklemi de x eşittir eksi 5.